6 Şubat'ın birinci yılında deprem anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yıkımın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Önce parlak bir ışık, ardından korkunç bir sarsıntı, beraberinde gelense karanlık, yıkım ve toz yığını. 6 Şubat felaketinin birinci yılında depremlere ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu görüntüler 1400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinden. 7.7'lik depremin ilk anları ve sarsıntının büyüklüğü güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Binalar saniyeler içinde böyle yıkıldı. Yaklaşık bir dakika süren depremin ardından siteden geriye enkaz yığını kaldı. Bu görüntüler ise Kahramanmaraş kent merkezinden. Depremin başlamasıyla birlikte binalardan kopan parçalar önce yola düşüyor. Sadece birkaç saniye sonra ise cadde moloz yanıyla doluyor. Sarsıntının sona ermesinin ardından kendilerini dışarı atanlar artçı depremlere sokakta yakalanıyor. Panik anları güvenlik kamerasına yansıyor. Bir başka görüntü ise Kahramanmaraş, Azerbaycan bulvarında kaydedildi. Depremin başlamasıyla bir binanın girişindeki markette bulunan kişi kendisini dışarı attı. Sadece saniyeler sonra o bina yerle bir oldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53.737 kişi hayatını kaybetti. 791.000 konutla iş yeri yıkıldı. Toplam 18 kent genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi. Evet, gönül isterdi ki o 6 Şubat depremlerinden sonra o enkazlar tamamen toplanmış olsun. Molozlar ayıklanmış olsun, geri dönüştürülmüş olsun. Ve de, geride kalan depremzedeler yeni konutlarına hepsi e, kavuşsun. Ama maalesef e, hala e, enkazlar bazı yerlerde duruyor. duruyor. Yani bir yıl önceki o bina nasılsa bugün de duran enkazlar var. E, başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere tabii ki 11 ilimizi vurdu bu depremler. Malatya'yı da vuran 6 Şubat depremleri şehirde e, büyük bir yıkıma ulaştı. Toplanan molozlar enkaz dağı oluşturdu. Depremin yıkıntıları toplandı, molozlardan enkaz dağları oluştu. İnanın buradaki tabii birçok hayallerimiz kırıldı. Hayalleri yeniden yeşertmeye çalışıyoruz. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan illerden biri Malatya. 3000'den fazla binanın yıkıldığı ilde birçok binada ağır hasar aldı. Ortaya çıkan moloz yığınları iş makineleri yardımıyla önce kamyonlara dolduruldu. Ardından boş araziye taşındı. İnsanı üzüyor tabii ki. Ayrıca tedirgin oluyorsun. Yani böyle molozları gördükçe tekrarım. Yani bunları görmesek iyi ama görüyoruz işte. Biriken molozların adeta enkaz dağları oluşturduğu arazide işçilerin hummalı ayrıştırma çalışmaları da sürüyor. 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Hatay merkezde bulunan 600 yıllık tarihi Mahremiye Camii'nin deprem sırasında yıkıldığı anların kamera kayıtları da ortaya çıktı. Deprem tarihi camiyi yerle bir etti. O anları caminin güvenlik kamerası kaydetti. 6 Şubat'taki asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Hatay'da 25 bine yakın insanın hayatını kaybettiği felakette birçok tarihi eserde enkaza döndü. 6 Şubat'ta arkamızda görünen e, tarihi Mahremiye Camisi o anda e, yık, yıkıldı. Felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Hatay'daki 600 yıllık tarihi Mahremiye Camii depremle adeta tuzla bozuldu. Sarsıntıların başlamasıyla salıncak gibi sallanan cami saniyeler içinde tamamen yıkıldı. Camimiz çok eski. İbrahim Ethem Hazretleri'nin yaptırdığı bir camidir. İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkacak.